Atatürk'ün 1920 yılında milletin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Dear teachers, guests and beloved friends, today we have here to review to celebrate the 104th anniversary of the opening of the National Assembly of Turkey, which marks the first step toward independence of the nation in 1920 by the great leader Mustafa Kemal Atatürk and with the National Survivors and Children's Day on April 23rd. Welcome everyone! Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk güneşisiniz. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Little ladies and gentlemen, each of you is flower, a star, a song of happiness of the future. You are the ones who will truly enlighten the country. Work according to the concept of important the religion who you are. We expect a lot from you, Mustafa Kemal Atatürk. Konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Mine Gündüğü huzurlarınıza davet ediyorum. I invite all school principal Mrs. Mine Gündüğü to make her speech. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sayın veliler ve bugün anlam katan aydınlık yüzü geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız. Bugün 23 Nisan 1920 tarihinde açılan ilk Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümüdür. 23 Nisan ulusu yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. O tarihten sonra bu meclis tarafından ülkenin yönetimi ile ilgili kararlar alınmış, Ulusal Kurtuluş Savaşımız bu meclis tarafından başarıyla yönetilmiştir. İşte böylesiye önemli bir günü Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan, çok sevdiği ve çok önem verdiği siz çocuklara armağan etmiştir. Çünkü sizden tanın bu milletin aydınlık geleceğini inşa edecek olan yarının büyüklerisiniz. Ve Atatürk bu düşüncesini şu sözlerle dile getirmiştir. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Biz büyük ancak bekçileri ve emanetçileriyiz. Çünkü biz bu ülkeyi atalarımızdan miras olarak değil, çocuklarımızdan emanet olarak aldık. Bu ülkenin gerçek sahipleri yarınımız olan çocuklarımızdır. Bu nedenle bizler de korumakla mükellef olduğumuz emanetimize gözümüz gibi bakmalı ve yarının yetişkinleri olan çocuklarımıza da bu bilinci şimdiden aşılayarak emaneti yarınlara taşımalıyız. Çocuklarımızı tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Sevgili çocuklar, unutmayın, bugün biz büyüklerin bulunduğu makam ve mevkilerde, gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz sizden, araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler. Sizler de bu bilince sahip olmalısınız. Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe iyi hazırlanırsanız, aydınlık yarınlar sizlerin olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bugünleri kazandıran, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan, bayrak ve yüce Türk milleti için canlarını, kanlarını, zakerin ve şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyor, başta sevgili çocuklarımız olmak üzere
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Çocuklarını sağlıklı ve bilgili yetiştiremeyen uluslar temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılır. Okulumuzun ana sınıfını İngilizce gösterilerini yapmaları için sahneye davet ediyorum. Ardından 23 Nisan şarkısını söyleyecekler. I invite the kindergarten students to the stage to perform their English show. Then the kindergarten students will sing the song 23rd of April for us. If
you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Da-da. I invite Kumsal Su from class 5A to the podium to deliver this speech in English, explain the importance of the day. On April 23, 1920, the Grand National Assembly of Turkey was opened. This significant day needed the name, and the celebration belonged to certain individuals. It was named Children's Day and dedicated to children. It is celebrated every year on April 23. Every year, children from foreign countries come to our country and festivities are organized. These celebrations take place in every school and city because this holiday is special for children. It is very unique and fun. Şimdi ana sınıfımız beden eğitimi öğretmenimizin eşliğinde gösterilerini yapacaklar. Ardından ritim gösterilerini izleyeceğiz. Now the kindergarten students will perform their show with our PE teacher. Then we will watch their rhythm show.
Thank you.
çevreni. Senindir bu güzel gün, rehberin bilimdir. Atıl hep ileriye ve haykır var gücünle. Yaşasın özgürlük diye. Bu vatan senindir, bayrak senindir, gelecek senindir. Baş öğretmenimiz Songül Ceren bizlere 23 Nisan 1920 tarihinin çocuklara nasıl armağan edildiğini anlatacak. Our head teacher Songül Ceren will explain how 23 April 1920 was the decided to the children. Değerli misafirlerimiz, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün 104. yılını sevinçle, coşkuyla ve bir o kadar da gururla andığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm milletiniz ve insanlık için iyiliklere, esenlikle, güzellikle vesile olmasını bir kez daha kutlu olsun. Bildiğimiz üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve özellikle çocuğa verdiği önem çok açıktı. İstiklal Savaşı'nın ortasında ilk Maarif Kongresi'ni toplamış, bu toprakların çocukları için planlar yapmaya başlamıştı. Onurlu ve mutlu bir yaşam için sadece istiklalin değil, istikbalin de kazanılması gereğinin farkındaydı. Gördüğü kıvılcımları alevlere dönüştürebileceğinden emindi. Çünkü kendisi bir çocuğun eğitimle, bilim ve insanlık tarihinin aldığı ilhamla kendisini geliştirecek, ülkesini ve hatta dünyayı etkileyebileceğini yaşayarak ispat etmiş bir yetimdi. Hayatın her döneminde eğitim vardı ve kız çocuklarının da eşit eğitim almasını isterdi. Çünkü çocukların bir toplumun temel yapı taşı olduklarına inanırdı. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmek de hiç çekinmedi. Meclisinin açılışına ne kadar önem arz ettiği açıktı. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin iradesini temsil eden bir yerdir. 23 Nisan 1920 tarihinde gerçekleşen açılışla Türk halk egemenliği ortaya koymuştur. 1929'dan itibaren Çocuk Haftası olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan, hem çocukların sorunlarına dikkat çeken hem de ülke çapında coşkuyla kutlanan bir milli bayram haline gelmiştir. Bu özel günün ilk kutlanmasında 6 ülkeden katılım olmuş ve bayram uluslararası bir boyut kazanmıştı. Günümüzde 23 Nisan kutlamalarına katılan ülke sayısı 40'ın üzerine çıkmıştı. Ayrıca bayram kutlamalarına Türk çocukların misafiri olarak yabancı ülke çocukları da katılır. Bu sayede bayram tüm diğer çocuklarıyla paylaştı. Türk halkının milli birliğinin kenetlenmiş ifadesini gösteren bu bayram evlerde, okullarda ve bütün ülke temsilciliklerinde kutlanır. Bu kutlama sayesinde yeni cumhuriyet bekçileri olan çocukların milli bir bilinç yetişmesi desteklenir. Konuşmamı Atatürk'ün çocuklara olan sevgisini ve güvenini işareti olan şu sözlere son veriyorum. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şimdi 5 aslındından Derya Deniz Büyü piyano dinletisi için sahneye davet ediyorum. Now I invite Derya Deniz Büyü to the stage. Thank you.
davet ediyorum. Now we will watch kindergarten students dance performance. Thank you.
bütün cihan bilmelidir ki artık bu milletin ve bu devletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Bilinmelidir ki benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Biz Türkiye'yi vatan bizim kalbimizde, bizim için harcanan başa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan'da. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımıza, sağımızda solumuzda. Atatürk öğretmen olmuş bakın, her zaman baş öğretmen tahta başında, bilim ve teknolojide geri kalınmasın. Atam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda solumuzda. Atatürk doktor olmuş bakın, bilim ışığında ve özellik içinde ülkemin insanları sağlıklı olsun diye. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan'da. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımıza, sağımızda solumuzda. Atatürk polis olmuş bakın, vatan benim de ölmüş her an gece gündüz demeden görev yapıyor. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımızda, soyumuzda solumuzda. Atatürk hakim olmuş bakın, adalet mülkün temelidir sözü. Doğruluyor hiç korkmadan inançlar. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da adam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk çiftçi olmuş bakın, köylü efendisidir milletin. Alın teri vardır özden her gayesi. Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan'da. Çocukların yarının bayrağın altında yürüyen yiğit. Bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit. Onların sesini duyuyor musun? Arkadaşlarımız Tuana Songür, Adnan Poyraz Çavuş ve Derya Deniz Büyüğü İngilizce, Türkçe ve İspanyolca diyaloglarını dinlemek için sahneye davet ediyorum. I invite all friends to the stage for their English, Turkish and Spanish dialogues. Merhaba arkadaşlar. Hola. Hello. Nasılsınız? Me alegro. De Berti, tu? Ben de iyiyim. I'm good. How about you? Ben de iyiyim. Hatta bugün kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum. Que paso? Why is that? 23 Nisan ya. Onda mı? Why is that? 23 Nisan ya. ¿Cuál es la característica del 23 de abril? Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. No puedo creer. Sadece çocuk bayramı değil, bugün başka bölüme daha sahip. 23 Nisan 1920 tarihin 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk egemenliği ilan edildiği tarihtir. Bu tarihten sonra çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştı. Hem aynı zamanda bizim ülkemizde kutlanmıştık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugünü tüm dinleyicilerine armağan etti. Conozco a Atatürk. Nos dieron que era un niño. I know him too. He is a soldier. Thanks to the strategies he implemented in wars, miracles happened, and the Turkish nation emerged victorious from many battles. O sadece bir dahi ya da bir asker değil arkadaşım. O aynı zamanda insan hakları savunucusu, bir başöğretmen, bir yazar ve daha nicesidir. O
Türk Marco Stalin'in yenmesini sağlayan bir kahramandır. Ben de bugünün yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk egemenliği sağlandığı günü çocuklara armağan eden atamıza saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler atam. Sırada 5 alt sınıfı Buenos Dias isimli şarkıyı seslendirecekler. Kendilerini sahneye davet ediyorum. I invite class 5-8 to the stage to perform the song Buenos Dias. Buenos Dias, Buenos Dias. Llegará mañana. Buenos Dias, Buenos Dias. Barış, sevgi, bu şenliğin temeli. Egemenlik ve sessiz şartsız milletindir.
Travel like gypsies in the night. I build a home and wait for
6B sınıfını Umbrella şarkısını söylemeleri için sahneye davet ediyorum. I invite class 6B to the stage to sing the song Umbrella. Of the or music teacher.
Yeah.